Şöyle geçmişe doğru bir bakıp bugüne kadar yaşadıklarımızı kısaca gözden geçirecek olursak 10 yıllara sığan olayların aslında dakikaları aşmadığını görürüz. Bir zamanlar çok önemli olduğunu düşündüğünüz, kimi zaman heyecanla, kimi zaman endişeyle, kimi zaman da merakla beklediğiniz tüm olaylar sizin için artık birer hatıra almıştır. Tüm bunlardan dünyevi anlamda geriye kalan sadece hafızanızdaki bilgilerden ibarettir. Ancak tüm bu zaman dilimi içerisinde sarf etmiş olduğunuz her söz göstermiş olduğunuz her tavır, aklınızdan geçirdiğiniz her düşünce Allah katında saklanmış durumdadır. Her insanın mutlak olarak karşılaşacağı ölüm gerçeğiyle birlikte bu bilgiler önünüze dökülecektir. Sizin hafızanızda artık dakikalarla ifade ettiğiniz ömrünüz Allah katında size an an, dakika dakika, tek bir saniyesi bile eksik olmadan sunulacaktır. Eğer ömrünüzü Allah'ın hayatınız üzerindeki mutlak hakimiyetini ve hikmetli yaratışını fark ederek geçirdiyseniz karşınıza çıkan tüm olayları hayra yorup Allah'ın kaderinizi en hayırlı şekilde yarattığının şuuruna vardıysanız bilin ki sonuç sizin için yine hayırlı olacaktır. Çünkü ölüm ile birlikte insanın karşı karşıya kalabileceği sadece iki ihtimal vardır. Eğer insan ömrünü Allah'ın razı olduğu ahlakı yaşayarak geçirmişse sonsuz bir kurtuluşla aksinde ise sonsuz bir azapla karşılık bulacaktır. Allah'ın hoşnut olacağını bildirdiği ahlak ise insanın her şeyin ondan geldiğini bilerek her an, her şart ve durumda ona şükretmesi, tüm hayatını her olayda bir hayır olduğuna iman ederek yaşamasıdır. İnsanın yaşadığı tüm olaylardan hoşnut olabilmesi, her olayda bir hayır olduğuna iman etmesi, Allah'a karşı şükredici bir tavır gösterebilmesi ise son derece kolaydır. Bu, Allah'ın büyüklüğünü ve üstünlüğünü kavramanın insana ulaştırdığı kesin bir gerçektir. Bunun için insanın yaşadığı dünyayı ve bu dünyada karşılaştığı her detayı yaratan Rabbimizi tanıması, onu gerektiği gibi takdir edebilmesi yeterlidir. İnsanın gözlerini dünyaya açtığı andan itibaren karşılaştığı her olayı, duyduğu her sözü, muhatap olduğu her detayı yaratan Yüce Allah'tır. Allah sonsuz kuvvet, sonsuz akıl, sonsuz adalet ve sonsuz hikmet sahibidir. Kur'an'da Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık. Ayetiyle bildirildiği gibi Allah her şeyi belirli bir plan ve hikmet doğrultusunda yaratmaktadır. Allah'ın bu sonsuz güç ve üstünlüğüne karşılık insan ise son derece sınırlı ve aciz bir varlıktır. Hayatta kalabilmek için Allah'ın kendisine imkan tanımasına ve nimet vermesine muhtaçtır. Aklı ve anlayışı ancak Allah'ın kendisine öğrettiği kadarını kavramaya yeterlidir. Bu durumda Allah'ın sonsuz aklına ve sonsuz hikmetlerle dolu yaratışına teslim olmak insan için büyük bir ihtiyaçtır. Her yaşadığı olayda Allah'ın tüm evrenin ve tüm varlıkların hakimi olduğunu bilecek, kendisinin göremediği, bilemediği olayları Allah'ın görüp bildiğini, kendisinin duyamadığı sesleri onun duyduğunu, yine kendisinin habersiz olduğu geçmişteki ve gelecekteki tüm gelişmeleri Rabbimizin bildiğini düşünecek ve böylece de Allah'ın her olayı olabilecek en hikmetli ve en hayırlı şekilde yarattığını görecektir bu gerçeğe iman etmek de ona hayatın her anına şükredebilmeyi bilen üstün bir ahlak kazandıracaktır. Bir başka şekilde ifade edecek olursak, insan yaşadığı bu iman ile duyduğu her sese, gördüğü her görüntüye, yaşadığı her olaya, kısacası hayatın her anına hayır gözüyle bakacak ve böylece hayatı en gerçek ve en doğru şekliyle yorumlayabilmiş olacaktır. Ve ayette, Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz ona yolu gösterdik. Artık o ya şükredici olur ya da nankör. Hükmüyle haber verilen seçenekler arasında en doğrusunu seçerek yaşamın en hayırlı sonucunu alacak ve Allah'ın izniyle en hayırlı hayat olan sonsuz cennet hayatına kavuşmayı umut edecektir. İşte bu kitabın amacı da insanlara hayatı, yaşanan her anı, her olayı hayra yorarak yaşamın güzelliğini gösterebilmek, kaderin her saniyesine hayır gözüyle bakmanın insana dünyada ve ahirette getireceği nimetleri hatırlatabilmektir. Yine aynı şekilde insanın hayırları görebilmesini engelleyen perdeleri ortadan kaldırarak aksi bir hayat şeklinden kurtulabilmesini sağlayabilmektir. İnsanın kaderinin her anına sadece diliyle değil, kalbiyle de vardır bir hayır diyebileceği, yaşadığı zorluklara tahammülle değil, kalpten gelen güzel bir teslimiyetle ve hoşnutlukla sabır gösterebileceği bir ahlaka teşvik etmektir. Kaderin kusursuz yaratıldığını hatırlatarak tüm inananların Allah'ın sonsuz aklına teslim olmasının neşesini yaşamaya çağırmaktır.